Merhabalar, Halin Alcı'nın makalesi olan The Foundation of the Ottoman State adlı makalenin okumasına devam ediyoruz. Evet, hadi geçtik. Evet, yok değil mi drop? İyi, tamam. Tamam, yok dediler. Okey, çok güzel. Bir önceki yayında şurada kalmışız arkadaşlar. Arkadaşlar. Şurada kalmışız. Karacahisar'ın fethine doğru yavaş yavaş geliyoruz. Bu yayınların iki amacı var. Başlangıç ve orta seviye İngilizce bilen arkadaşları İngilizce akademik makale okumaya cesaretlendirmek. İkincisi de arada biraz tarih bilgisi vermek. E, hızımı çok yavaş bulan arkadaşlar oldu. Ama şimdilik çok fazla arttıramayacağım hızımı ilerleyen yayınlarda biraz daha artacak. Ama şimdilik hala başlangıç seviyesi arkadaşları da önemsemek istiyorum. Onlara da detaylı açıklamalar yapmak istiyorum. Çünkü onların işi birazcık daha zor gibime geliyor. Fakat sonrasında orta ve üst seviye arkadaşlar için yayınlarımız devam edecektir. Teşekkürler. Anonsumuzu da yaptık. Mutsuz bir girişme oldu. Birazcık yorgunum. Bir haftanın üstüne spor yaptım o yüzden. Ondan olabilir. E bu makale okumakta olduğunuz makaleyi başlangıç seviyesi arkadaşlar da okuyabilir. Başlangıç seviyesi derken şunu kastediyorum. İngilizcedeki zamanlara artık hakim olmuş. Bütün zamanlara özellikle. Hakim olmuş. Yan cümle, if clause bunlar nedir bilen? Yani İngilizce grameri şöyle bir baştan sona gözden geçirmiş. Daha tam olarak sindirememiş ama neyin ne olduğunu az çok bilen arkadaşları kastediyorum. Yeni İngilizce öğrenmeye başlamış arkadaşları kastetmiyorum. Buna göre takip edebilirsiniz veya e, videoyu kapatabilirsiniz. Evet. Önceki yayında şurada kalmıştık. According to the historical narratives. According to the historical narratives, tarihsel anlatılara göre. Afedersiniz, kapıyı kapatmak zorundayım. Ses geliyor. Evet. Ee, bu arada tekrar edeyim, bu yayınları elinizde bir defterle. İzlerseniz defter kalemle izlerseniz çok iyi olur. Kendi sözlüğünüzü oluşturmanızı tavsiye ediyorum her seferinde. Defterin sayfalarını ayıracaksınız. Bir sayfasına sadece fiilleri yazacaksınız. Bir sayfasına sadece isimleri, bir sayfasına sadece sıfatları, edatları yazacaksınız. Bu şekilde bir sözlük oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Dolayısıyla arada sırada yazın dediğim şeyler o sözlüğe yazılırsa çok iyi olur. According to The historical narratives tarihsel anlatılara göre it was at this time o zamandaydı ki yani şimdiki e, mevzunun geçtiği zamanı kastediyor it was at this time bu it ne şimdi göreceğiz that osman had the hutbe religious sermons read in his name o zaman işte o zaman Osman kendi adına in his name hutbe okutmuştu. Das virgül daha cümle bitmedi. Das böylelikle claiming his independence for the first time. Ve for the first time ilk defa olarak his independence bağımsızlığını claiming iddia ediyor öne sürüyordu. Yani ee, Osman o dönemde ilk kez kendi adına hutbe okutarak ilk ee, olarak bağımsızlığını öne sürüyordu. Yani bağımsızlığının ifadesi bir sultanın kendi adına hutbe okutması demek bağımsızlığını ilan etmesi demek. Buradaki claim de bağımsızlık iddiası öne sürüyordu. Böyle bir... Ee, Evet iddiası vardı. Daha iyi bir Türkçe kelime yok gerçekten. It seems that öyle görünüyordu ki veya öyle görünür ki çok affedersiniz. It seems that öyle görünür ki menakıbname menakıbname dediği burada bir Osmanlı kaynağı bir tarihsel e, anlatı historical narrative menakıbname tries to burada özne menakıbname tries to depict Osman just like the other Turkoman Beys. Görünen o ki veya öyle görünüyor ki menakıbname Osman'ı just like the other Turkoman Beys aynı diğer Türkmen beyleri gibi tries to depict tasvir etmeye, resmetmeye çalışır, uğraşır geniş zaman. As in, independent Islamic ruler, bağımsız İslami bir hükümdar olarak yani, who could have the hutbe read in his name. Kendi adına hutbe okutabilen, buradaki kuda dikkat. Who could have the hutbe read in his name. Kendi adına hutbe okutabilen, bağımsız İslami bir hükümdar veya yönetici olarak just like the other Türkmen bey dediği işte bu. Diğer Türkmen beyleri gibi kendi adına hutbe okutabilen bir lider olarak bir hükümdar olarak resmetmeye, tasvir etmeye çalışır. tries to Menakıbname narrates anlatır how Osman had the hutbe read in his name. Osman'ın kendi adına hutbeyi nasıl okuttuğunu. Burada how kelimesi var ama soru cümlesi değil dikkat edin, dikkatinizi çekerse. O durumda ne oluyor? Osman'ın kendi adına hutbeyi nasıl okuttuğunu anlatır. In 1299, 1299. 1299'da and claimed independence ve nasıl bağımsızlık iddia ettiğini anlatır. Declaring burada bab 14 dediği şey eee menakıbnamenin 14. bölümü. Parantez içerisinde kaynak veriyor yani hoca hani referans gösteriyor pardon. Declaring his rule e, hakimiyetini ilan ederek veya etmekle he appointed a religious judge yani kadı bir dini hakim yani kadı atadı and engaged in organizing his small beylik as a turkish islamic state engaged in bakın hemen bunu sözlüklerden açalım. Bu engage kelimesi Birbirinden farklı bir sürü anlama gelen bir kelime. Aslında kökende tabii ki birbiriyle ilişkili şeyler ama evet deklarıyı direkt almışız. Bakın engage. Bağlanmak, çatışmak, tutturmak, bir işle meşgul olmak, işgal etmek. Yani nişanlanmak, hizmete almak. Bu tarz kelimelere geldiğimiz zaman ben size uyarı veriyorum, uyarıyorum. Bunun birbirinden farklı birçok anlamı var ve tarih makalelerinde özellikle karşınıza çıkacak. O yüzden mutlaka bütün anlamlarıyla kendi sözlüğünüze not alınız arkadaşlar. Engage böyle bir kelime. Bir fiil. Evet. Burada da Osman'ın organizing his small beylik küçük beyliğini as a Turkish Islamic state bir Türk İslam devleti olarak nasıl organize ettiğini e, gösterir diyor declaring his rule he appointed bununla uğraştı diyor bununla meşgul oldu diyor bir kadı atamış sonra da küçük beyliğini bir Türk İslam devleti haline getirmek için uğraş vermeye başlamış in other words hemen bunu da anlamına bakıyorsunuz sözde not alıyorsunuz diğer bir deyişle the author of the name Menakıbname'nin yazarı Yahşi Fakih. Yahşi Fakih Menakıbname'si Aşık Paşazade tarihin içinde olduğu düşünülen yani e, onun kaynaklarından biri olduğu düşünen bir makale. And its narrator İshak Fakih, the imam of Orhan. Orhan'ın imamı İshak Fakih de its narrator, Menakıbname'nin anlatıcısıymış. E, we're aware of the actual emergence actual emergence of the Ottoman state at this early date diyor ki ne diyor burada Menakıbnamenin yani Yahşi Fakih Menakıbnamesi'nin yazarı ve onun anlatıcısı parantez içindeki o Orhan'ın imamı İshak Fakih'tir were aware of farkındaydı actual emergence of the Ottoman state Osmanlı devletinin doğmakta olduğunu doğuşunun farkındaydı at this early date. O erken tarihte Osmanlı devletinin doğduğunun, doğmakta olduğunun farkındalardı. Gözleri önünde gerçekleşiyordu çünkü. Following this tradition, the historians have accepted this date to be the real and legal beginning of the Ottoman state. Bu geleneğe uygun olarak yani bu geleneksel bilgilere uygun olarak tarihçiler bu tarihi yani 1299 tarihini to be the real accepted, to be the real gerçek and legal ve yasal beginning, başlangıcı of the Ottoman state, Osmanlı devletinin gerçek ve yasal başlangıcı, yani başladığı tarih olarak kabul ettiler 1299 senesini. Çünkü Yahşi Fakih menakıbnamesi buna işaret ediyordu diyor. In fact aslında The formation of the state depends the formation of the state devletin ortaya çıkışı Osmanlı devletinin ortaya çıkışı kuruluşu depends virgül first of all her şeyden önce evvela on the rise of a charismatic leader whose authority is believed to have been granted by god İnalcık hoca diyor ki fakat devletin ortaya çıkışı evvela rise of a charismatic leader karizmatik bir liderin yükselişiyle yükselişine dayanmaktadır depends on whose ot, ö, ki, otoritesi yani yönetme yetkisini tanrıdan aldığına inanılan karizmatik bir liderin doğuşuyla ortaya çıkışıyla ilgilidir diyor. Naturally, doğal olarak it was also seen necessary to have a land large enough and people under the command of the leader. Elbette ki yeterince geniş bir arazi lazım ve people under the command of the leader ve e, liderin komutası altında, hakimiyeti altında bir halk gerekiyor bunun için. Bir devletin ortaya çıkması için yani. Yazıcı Zade Ali, Tarihi Ali Selçuk. Yine referans veriyor. Written during the reign of Murat II. Second. İkinci Murad'ın Murad hükümranlığı sırasında yazıldığı bilgisini veriyor. Tarihi Ali Selçuk'un yazıcı zade Ali tarafından describes this situation, bu durumu tarif eder as follows şöyle tarif eder. Padişahların devleti ve hürmeti nöker ve il ve memleketledir. Eğer nöker ve il ve raiyet olmayacak olursa padişahlık mümkün değildir. Padişahlık mümkün olması için ne lazımmış nöker yani yoldaş, il yani toprak ve raiyet yani teba. Nasıl the prestige and power of the ruler lies in his companions and his land. It is not possible to have kingship without companions, land, and subjects. Güzel Nöker means a companion or a comrade who is tied and loyal to the leader. Lider'e bağlı ve sadık. Bakın, lidere Bağlı ve sadık olan bir companion or comrade. Companion biraz daha eşlikçi gibi e, düşünün. Comrade daha yoldaş anlamı var. Until his death true anda. Yani ritual allegiance. Allegiance acaba doğru mu okuduk hemen bakalım emin olamadım. İşte sözlüklerimiz açık oluyor. Allegiance. Allegiance. allegiance, 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 allegiance. Güzel. Tamam. Çok da yanlış okumamışız. Evet, bu pratikleri de öğretmeye çalışıyoruz, özellikle başlangıç seviyesi arkadaşlara. Evet, nöker, evet. Lidere bağlı ve sadık yoldaş demektir dedik. Ta ki liderin ölümüne kadar true anda anda aracılığıyla yani ritüel biat ritüeli. Ritual allegiance bir tür yemin töreni gibi e, biatı içeren nökerin liderine biatını içeren gösteren bir Ritual. Their territory refers to the country in which taxpayers live. Hmm. Their territory refers to the country in which taxpayers live. Ne bu Değirden sonra virgül koymuş. Territory refers to the country in which taxpayers live. Ve parantez kapatmış. Ha ha önceki, önceki şeyin evet devamı. Anladığımız kadarıyla. Neyse evet Türkçe şeyin devamıymış. In most cases değil mi? Yanlış mı şey yapıyorum? Ha, Nöker'in açıklamasının devamıymış. Nöker budur, şudur. Their territory refers to the country in which taxpayers live. Ha. Neyse işte vergi mükelleflerinin yaşadığı toprakta yaşarlar diyor. Bu cümlede bir tuhaflık var ama tam çözemedim. Neyse vakit kaybetmeyelim. In most cases, çoğu örnekte, çoğu vakada an important victory, önemli bir zafer, was interpreted as a clear sign of divine support. was interpreted, interpretation ne? Yorumlamak, çevirmek. Hani çeviri olarak da biliyorsunuz ama yorumlamak daha çok. was interpreted as a clear sign of divine support. ilahi desteğin e, berrak işareti, açık apaçık. Clear sign, apaçık işareti of divine support, ilahi desteğin olarak yorumlanır. In most cases, çoğu vakada önemli bir zafer. Şimdi bu önemli, o yüzden tekrar ediyorum. An important victory, önemli bir zafer elde ettiyse bir lider, bu çoğu durumda, çoğu vakada, çoğu örnekte ilahi e, destek olarak yorumlanır. And a, Definitive events. Kim geldi? Aa Ceyda Kaplan abone olmuş. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz Ceyda Hanım. Vallahi evet. Kadınlar matinesinden sonra ilk defa görüyorum. <laughs> Edirne Fedaisi hoş geldin sen de canım. Evet. Çoğu vakada an important victory. Önemli bir zafer. ilahi desteğin. Tamam mı? nesi olarak görülür, apaçık bir işareti olarak görülür. And a definitive event so crucial for the emergence of a leader and the formation of this dynasty. Ve aynı zamanda definitive event e, belirleyici, belirleyici bir olay olarak görülüyor. So crucial for the emergence of a leader, bir liderin ortaya çıkması için çok hayati ve de aynı zamanda hanedanını kurması için. Yani burada demek istenmek istenen şu. Bir lider çok önemli bir askeri başarı elde ettiği zaman hem onun askerleri hem halk hem çevre herkes bunu şöyle yorumlar. Bir ilahi destek aldı bu adam kazandı demek ki Tanrı onun yanında Türklerdeki kut, kut inancı işte. Demek ki Tanrı onun yanında bir. İkincisi ha bu adam artık gerçek bir lider. Çünkü artık büyük önemli bir zafer kazandı. İkincisi artık kendi hanedanını kuracak, kurabilir. Herkesin gözünde bütün bunlar meşru hale geliyor. Anlatabiliyor muyum? Osman Gazi'nin hikayesinde bu önemli bir şey. Ve İnalcık Hoca'nın bu makalesi için bu çok önemli bir şey. This old narrative may have been added to the story at the time of the later Ottoman rulers who have claimed independence for their political authority from the time of Osman. Bak diyor ki This old narrative bu eski anlatı yani Osmanlı ilgili yukarıda ve bir önceki videoda bahsi geçen eski anlatı may have been added eklenmiş olabilir miş olabilir to the story hikayeye at the time of zamanında the later Ottoman rulers sonraki Osmanlı hükümranları zamanında hikayeye eklenmiş olabilir ki bu Osmanlı hükümranları Ottoman rulers who have claimed independence for their political authority from the time of Osman yani kendileri de siyasi e, bağımsızlık talep eden Osmanlı hükümranları tarafından sonradan hikaye eklenmiş olabilirler. Kedi kapıyı zorluyor Hı -hı. hemen geliyorum. Evet gel bu sefer de kapıyı açtırıp çıkmak için kapıyı zorlayacaksın. Neyse. Evet. Who have claimed independence for their political authority from the time of Osman. Evet. It is, however, fakat, it is, It is certain that. Bakın bu however'ı hep biliyorsunuz cümlenin başında düşüneceksiniz. Asıl cümle ne? Burada virgülle kesilmiş. It is certain that. Kesindir ki, şu kesindir ki, diğer yandan fakat şu kesindir ki, the capture of the Bilecik Yenişehir region veya region, Bilecik Yenişehir bölgesinin ele geçirilişi, was a turning point bir dönüm noktasıydı in Osman's career Osman'ın kariyerinde bir dönüm noktasıydı it was right after this event hemen bu olaydan sonradır ki in the years 1300-1302 yılları arasında that Osman besieged two important centers of the Byzantine state in Bithynia e, ee, tam bu olaydan sonra 1300 bin, e, bin, 1302 yılları arasında Osman kuşattı two important centers of the Byzantine state. Bizans devletinin iki önemli merkezini kuşattı Bitinya'daki. Namely İznik and Bursa. İznik ve Bursa. Kuşattı ve aldı tabi. Beseech. Besiege. Bunu da not ediniz. In fact, aslında 1299, 1299 yılı eee Osman like other beys who had invaded western Anatolia from the Byzantines. Batı Anadolu'yu Bizanslılardan alarak istila etmiş diğer beyler gibi Osman da was already an established bey. Yani kabul hali hazırda zaten kabul gören bir beydi ruling over many cities pek çok şehri yöneten pek çok şehir üzerinde hüküm sahibi rule over yazın ve bunu not alın and fortresses beyond the borders of the Selçuklu state ve Selçuklu devletinin sınırların ötesindeki pek çok kale kaleyi ve pek çok şehri yöneten kabul görmüş bir beydi hali hazırda Osman diyor After this year bu yıldan sonra Osman had to fight not against the local Byzantine tekvurs but directly against the forces of the Byzantine Empire bu tarihten sonra diyor Osman sadece yerel Bizans tekfurlarıyla değil Aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nun hani resmi güçleriyle doğrudan Bizans İmparatorluğu'nun güçleriyle savaşmak zorundaydı. Had to fight. Osman had to fight. Zorundaydı savaşmak zorundaydı. Not against, not uh, not only but also var burada. Öyle anlayın. Evet. At the same time aynı zamanda Both the Selçuklu Sultans, hem Selçuklu Sultanları and their superiors, hem de onların üstleri, onların üstleri kim? İlhanlı Hanları. The İlhanid Hans, hem Selçuklu Sultanları hem onların üstleri olan İlhanlı Hanları had already lost their control over these frontier areas. Bu sınır bölgelerin üzerindeki over these frontier areas. Bu sınır bölgeleri üzerindeki kontrollerini, their control kontrollerini had already lost. Zaten kaybetmişlerdi. Tamam mı? Evet, şimdi de kediyi tekrar kapı dışarı etmek zorundayım. Çık. Ah, ah. Neyse. Olan anlar. It is therefore incumbent upon us to analyze these particular phases in Osman's career depicted in the old narratives through a strict critical method rather than rejecting them all as mere legends. Should I bakayım? incumbent. Doğru mu okuyorum? Incumbent. Incumbent. Incumbent dedi İngiliz. Incumbent. Incumbent dedi Amerikalı. Incumbent. Incumbent. Incumbent diye okuyorum. Incumbent. Ah. nasıl diyelim? It is therefore. Böylelikle incumbent upon us to analyze these particular phases in Osman's career, Osman'ın kariyerindeki bu belirgi, belirli safhaları analiz etmek bize vazifedir. Incumbent upon us. Üstümüze vazifedir. Tamam mı? Depicted in the old narratives. Eski anlatılarda o menakıp menakıp dediği durduğu var inalcık hocanın ondan bahsediyor. Eski anlatılarda anlatılan true a strict critical method e, sağlam eleştirel bir metotla üstüne düşmemiz lazım. Bu üstümüze bir vazifedir diyor. Rather than rejecting them all as mere legends. Bunları sadece efsanelerden ibaret e, görmeyi reddetmek gerekiyor diyor. Yani daha doğrusu şöyle diyor. Bunları tümüyle efsane olarak görerek reddetmektense rather than reddetmektense e, sağlam eleştirel bir metot vasıtasıyla bu eski anlatıları göz önünde bulundurmak, değerlendirmek üstümüze vazifedir demek istiyor. First of all öncelikle evvela our sources kaynaklarımız picture resmeder the karacahisar tek vur karacahisar tek vurunu e, parantez içerisinde local byzantine commander yerel bizans komutanı diyelim as a tributary yani haraç güzar of the selçukid sultan haraç güzar eski e, Tahrirlerde falan vergi ödeyen gayrimüslim Hristiyanlar için daha çok kullanılırmış haraç güzar. Diyor ki First of all öncelikle our sources bizim kaynaklarımız Osmanlı kaynakları pictured Karaca Hisar resmeder Selçuklu sultanına vergi ödeyen biri olarak, vergi mükellefi olarak resmeder bizim kaynaklarımız. Karacahisar Tekfuru Selçuklu Sultanına Osmanlı kaynaklarına göre vergi veriyormuş. Karacahisar was a steep fortress founded on a hilltop seven kilometers outside Eskişehir. Steep fortress. Steep fortress özel bir kullanım şeyi mi? Ona bir bakayım. Steep fortress diye bir şey var mı yoksa? Hmm. de maşallah. <laughs> Eskişehir adı geçti. aa Eskişehir. Eskişehir de ne güzeldir. Yokmuş. Steep Fortress özel bir kullanım değilmiş arkadaşlar. Aa. Ee, İnternetim çok yavaş. İnşallah yayında drop olmuyordur. Ee, evet. Karacahisar. Uh, was a steep fortress founded on a hilltop. Eski şehri 7 kilometre dışında bir tepe üzerinde kurulu dik bir kaleydi diyor Karacahisar. The Selçukid Sultan ya benim bu mouse'um niye böyle? Selçuklu Sultanı had left this fortress to the tekvur as his vassal had left this fortress bu kaleyi terk etmişti bırakmıştı to the tekvur as his vassal tekvura vasalı olarak bu kaleyi bırakmıştı being a part of the Darul İslam Darül İslam'ın bir parçası olarak yani İslam'ın hakim olduğu topraklar Darül İslam biliyorsunuz. Bir parçası olarak This tekvur was under the protection of the sultan. Bu tekvur, sultanın koruması himayesi altındaydı. And to attack him means to revolt against the authority of the sultan himself. Ve ona saldırmak yani Karacahisar tekvuruna saldırmak To attack him ona saldırmak mint anlamına geliyordu to revolt against karşı isyan etmek the authority of the sultan himself sultanın bizzat kendisinin otoritesine karşı isyan etmek anlamına geliyordu. Niye Karacahisar tekfuru Selçuklu sultanına vergi ödüyor dolayısıyla karşılığında onun tarafından korunuyor eğer ona saldırıyorsan Selçuklu sultanına saldırıyorsun demektir. But according to the Ottoman tradition, fakat Osmanlı geleneğine göre, this Byzantine, burada gelenek dediği yazılı gelenek arkadaşlar, kaynaklardan bahsediyor, onu kastediyor. The Byzantine tekvur, Bizans tekvuru, attacked Osman Gazi, Osman Gazi'ye saldırdı. Yani the Muslims, yani Müslümanlara. And thus, ve böylelik, böylelikle, cease to be, according to Islamic law, illik, the status of being part of Islamic territory and became yağılık, enemy land. Burada enemy iki neyle yazmış? Farklı bir şey mi kastediyor acaba? İnternetim çok yavaş. Aynı zamanda İlhanlı'ya saldırmak oluyor mu acaba demiş bir arkadaş. Çok güzel soru. İlhan'ın o kadar salladığını zannetmiyorum o dönem ya. Daha önemli dertleri vardı çünkü o sıralar. Yok. Yanlışlıkla burada enemi iki neyle yazılmış. Evet. Yani Osmanlı kaynaklarına göre Byzantine tekvur etek Osman Gazi. Bizans tekvuru Osman Gazi'ye saldırdı. Yani Osman Gazi'ye saldırmak Müslümanlara saldırmak anlamına geliyor. Seems to be according to Islamic law illik. illik ve yağılık durumuna düştü. Düşman haline geldi. Ha, seems to be de sözlükten bakınız, anlamlarını not alınız. Zaten az anlamı var. According to the story, hikayeye göre the sultan said that the Karaca Hisar Tekvur became yağı with us. Hikayeye göre the sultan sultan said that dedi ki the Karaca Hisar Tekvur became yağı with us. Bizimle yağı oldu Karaca Hisar Tekvuru demiş. It was during this time etti. İşte bu bu sıradaydı. Ne bu sırada olmuş? Sultan uh, upon receiving the news of new attacks, yeni saldırıların haberin ha, haberini alması üzerine, by the Ilhanet Commander Bayancar, in Central Anatolia had left the aforementioned siege to Osman, who then captured the fortress. Nasıl olmuş? Upon receiving the news of new attacks by the Ilhanid commander Bayancar, Ilhanlı komutanı Bayancar'ın, Bayancar tarafından gerçekleştirilen yeni saldırıların haberlerini alınca, bakın burada news var, haber, burada new var, yeni. Buna da dikkatinizi çekerim. E, haberlerini alınca Orta Anadolu'daki saldırılarının had left the aforementioned siege to Osman bahsi geçen kuşatmayı Osman'a bırakmış bahsi geçen kuşatmayı e, Osman'a bırakmış who then captured the fortress kaleyi almış olan o sırada kaleyi almış olan yani kuşatmayı Osman'a bırakıyor. Selçuklu Sultanı Osman da kaleyi alıyor. Actually we know from Musa Meretül Ahbar the chronicle of the contemporary Selçuklu historian Aksaray'ı that the Ilhanid general Bayanjar was appointed by the Ilhan as the chief army general of the Mongol forces in Anatolia in 1299. Aslında diyor, we know from Müsameretül Ahbar'dan biliyoruz ki, ki ne o burada da onu tanımlıyor. Çağdaş hani dönemin Selçuklu tarihçisi Aksaray'ın yazdığı The Chronicle, kronik olan, tarih kroniği olan Biliyoruz ki that the Ilhanic General Bayancar Ilhanlı Generali Bayancar was appointed by the İlhan Ilhan tarafından görevlendirildi ne olarak as ne olarak the chief army general of the mongol forces in anatolia 1299'da Anadolu'daki Moğol kuvvetlerinin baş ordusunun başı baş generali olarak atandığını görevlendirdiğini biliyoruz Müsamere'tül Ahbar'dan diyor we also know that the other ilhanit general sülemiş aynı zamanda biliyoruz ki diğer ilhanlı generali sülemiş who was contending for the same position aynı e, konum için yarışmakta olan veya o konumu isteyen revolted against this decision in 1299 1299'da bu karara karşı ayaklandı. Çünkü aynı pozisyon için yarışıyor. Onu istiyor. It's clear that açıktır ki şu açıktır ki One can hardly establish any connection between Osman's capture of Karacahisar and the Bayanca incident. It's clear that yani açıktır ki e, Osman'ın Karacahisar'ı fethi ile Bayancar olayı arasında zorlukla bağlantı kurulabilir. Bağlantı kurmak zordur. Hani çok kesin net olmaz anlamında söylüyor. On the other hand, diğer yandan Alaaddin Keykubat the Third, 3. Alaaddin Keykubat was certainly in power as the Seljuk Sultan between 1298 and 13 o2. Üçüncü Alaaddin Keykubat, Selçuklu Sultanı olarak bu tarihler arasında kesin olarak iktidarda. Bu kesin diyor diğer yandan. It is obvious that, açıktır ki, the events of 1299, 1299'da gerçekleşen olaylar were confused with Osman's capture of Karacahisar in 1288. In the Ottoman Chronicles, bakın 1299'da yaşanan olaylar Osman'ın e, 1288'de Karacahisar'da yaptıklarıyla karıştırılmış diyor. Osmanlı tarihlerinde, in the Ottoman Chronicles, erken dönem Osmanlı kaynaklarını kastediyor bir takım menakıb nameleri, menakıbları. Osman'ın hisarı 1280'de fethetmesiyle yani 1288'deki Karacahisar'ın fethinde olup biten olaylarla 1299'da olup biten olaylar birbirine karıştırılmış diyor. Hafıza da yanlış kalmış herhalde. In short, kısaca the Ottoman sources, Osmanlı kaynakları were trying to legitimize, meşrulaştırmaya çalışıyordu neyi? Osman's attack on the Karacahisar tekvur in 1288. Osmanlı kaynakları, Osman'ın 1288'de Karacahisar tekvuruna saldırısını meşrulaştırmaya çalışıyordu. And as such, they confused the events of 1299, which were in fact related to the Sultan Alaeddin. Ve 1299'un olaylarıyla ki esasen in fact related to the Sultan Alaaddin. Alaaddin ile ilgili olan, related to, onunla ilişkili olan 1299'da gerçekleşen olayları birbirlerine karıştırdılar. 1288'de The Selçukid Sultan was not Alaaddin. 1288'de Selçuklu Sultan Alaaddin değildi. But Gıyasettin Mesud II Buydu asıl sultan. Sülemiş revolt may be related to Osman's claim of independence. Osman'ın bağımsızlık iddiasıyla belki ilişkilendirilebilir Sülemiş'in isyanı. Because çünkü it was as a result of this revolt that the outlying frontier regions became virtually independent of the İlhan Ilhan's authority. Çünkü it was as a result of this revolt. Bu isyanın sonucudur ki that the frontier regions sınır bölgeleri became virtually independent. Gerçekten bağımsız hale geldi. Neyden bağımsız hale geldi? İlhan's authority. İlhan'ın, İlhan'la devletinin başındaki İlhan'ın e, otoritesinden bağımsız hale ancak o zaman geldi diyor. At this point, bu noktada it can only be said that yalnızca su, şu söylenebilir ki Osman in 1299 was a de facto independent bey. Fiili olarak aslında fiili olarak e, bağımsız bir beydi. Yani de facto'yu tam Türkçe'niz çeviririz. Resmen öyle gözükmese de gerçekte öyle olan. Evet fiili.